Bence estetik bağımlılık yapabilir, evet. Ama bu güzel bir bağımlılık aslında. Eğer güzel sonuç alıyorsanız, daha güzel sonuç almak için farklı şeyler denemek isteyebilirsiniz. Şimdi filtreler çok ön planda, biliyoruz. Bu selfiler çekiliyor, filtreler yapılıyor. Bu şekle nasıl gelebilirim diye sorular geliyor. O şekle gelebilmek için aslında bir sürü işlem yapılabilir ama hiçbir zaman onun aynısı olmuyor. Ama kendinizi daha iyi hissediyorsanız eğer bunları yaptığımız zaman, daha iyi olabilmek için, kendinizin en iyi haline gelebilmek için bunlar yapılabilir. Bu tam bir bağımlılık değil aslında. Kendinizin en iyi haline dönebilmek anlamında bir şey olabilir. Genellikle bu vücutta çok oluyor bizde. Hani yüzde tamam görüyoruz bunu, etkiyi, ama vücutta çok oluyor. Çünkü mommy makeover dediğimiz ameliyatlar var. İşte memeyi yapıyoruz, sonra karın çok büyük gelmeye başlıyor, karın sarkıklığını düzeltiyoruz, bu sefer bacaklar geniş gelmeye başlıyor. O yüzden aslında adım adım insan kendini fark etmeye başlıyor. Yüzde de aynı şekilde bir nokta var sadece. Çünkü kendimizi biz hep iki boyutlu görüyoruz aynada. Birinin size, özellikle de doktorunuzun, üç boyutlu gören kişinin birinin size dur demesi gerekiyor. Çünkü bu eğer abartıldığı zaman çok kötü sonuçlar olabiliyor. İşte bu aslan kadın gibi ya da kendini başka bir şeye benzeten, Barbie'ye benzeten, Ken'e benzetenler gibi görüntüler olabiliyor. O yüzden bunları önlemek için dozunda, güzel, kendinizi iyi hissettiğiniz bir yerde de bırakmak gerekiyor.